10 tane gol ne demek ligde ya? 10 tane gol atıyor bir sol bek. Şimdi Sosa 35 yaşında, pandemiden sonra zaten düşüş yaşaması takımı da etkiledi. Çok, şampiyonluk çok. Yarışından geri kalmasının en büyük nedeni belki o Sosa'nın orada formsuzluğudur. Evet, evet. Şimdi Sosa 35 yaşında çok ciddi rakam istiyor. Tamam vermiyorsun anlaşılır. Ama tamam Sosa bir de yani Sosa'yı değerli kılan çok iyi bir puzzle oturdu geçen sene. Yani bir bakıyorsun yanında oynadığı ya oyuncular parmak, önemli. Parmak, Ndiaye geldi. Evet, Abdülkadir Ömür, Vakeme, Sörloth, Ekuban. Yani en formda pik hallerinde geldi. Sosa'yı bir de parlatan buydu. Şimdi hadi anlaşmadın Sosa'yla ama bir şekilde mutlaka Novak'la anlaşman gerekir. Novak kesinlikle. Performans oyuncusu. 10 gol ne demek Ender? Bir sol bek oynuyorsun 10 gol yapıyorsun. Yok hocam sol bek bulamıyorsun ki zaten. Hani... Anlaşmıyor oyuncu ne yapacak hocam? Oradaki sıkıntı. Hayır anlaşmıyor rakamda anlaşamadı. Hayır, çıkmadı. Olur. Hayır ben gideceğim dedi Novak. Ya gideceğim ben dedi de şöyle bir ama şey var. Başka yani konuşmaları de, ben de biliyorum. Menajerlerin mesela para önce bir işte... Ya imza parası lig, var. Lig, evet bitmeden önce ben imza parası konuşuldu. Bunu yoksa... kabul etmedi Trabzonspor. Yani şu kararı vermeleri lazım. Yani Edin Timtınlaz bu iş olmazdı. %100 katılıyorum. Sezon başı. Mehmet'e. Yani bu şehir kendi kahramanını kabul etmedi. Bak Ünal Hoca'yı. Tamam mı? Yani çok ağır eleştiriler. Yani Ünal Hoca'nın görevdeyken yaptığı maç sonrası toplantıları fenomen. Gidin seyredin. Neler neler oluyor. Evet. Sana katılıyorum yani. Abdullah Avcı orada özellikle yerel basında çok büyük problemler yaşayacak. O ona, sabrı gösterecekler yani ona, Mehmet. Bir de yani, o kırılgan yapıya sahip tabii, bir Abdullah Avcı var. Başta... Ona tavsiyem hiç okumaması, görmemesi, bakmaması. Yani şunu diyecek. Bana söylemeyin. Yardımcıları muhakkak takip eden olacaktır. Yani. Yardımcılar. İkincisi oradaki iletişimi çok doğru kurması lazım. Yani bizim Serdar abiler, Ali Kemal abiler, tamam mı? Yani onlarla oturup. Ali Kemal abi kulüpte görevi var zaten. Tabii tabii yani ne yapacağını. Serdar abi ne de. Ne yapacağını yani doğru ifade ettiğinde, projesini doğru anlattığında, oradaki ileri gelenleri diyeyim. Ama hoca ne kadar müsaade eder buna? Aynen. Şimdi öyle de bir sıkıntı var. Yardımcı olurlar ama hocanın her kendi prensipleri var. Çünkü bir de 7-8 kişilik bir ekip geliyor. İleri gelenleri ikna etmesi lazım projesi. İkincisi dün çıkıyorum buradan. ulaştırmadan bir arkadaş geldi. Trabzonsporlu. Evet. Sinirli. Ona da aynı şeyi söyledim. Real Hoca'yla da çok sık konuşuyoruz. Başarı için yani hedefe yürüyeceksem şampiyon olacağım diyorsan iki yol var. Birincisi Galatasaray'ın yaptığı gibi. 40 milyon bonservis vereceksin. İşte Belanda'yı, Fernando'yu, Marta'yı tak 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 alacaksın böyle. Günlük anlık o yılki hedefe gideceksin. Büyük para harcayacaksın. İyi oyunculardan bir takım kuracaksın. Performans onda takımı kurup başarıya ineceksin. İkincisi çalışacaksın. Yani uzun süre çalışacaksın. O kaliteyi sağlayamıyorsa ki. İstikrar olacak. Sağlaman zor. Yani para verip alamadığına göre kaliteyi. İlk işi göreceksin abi. İstikrar şey olacaksın. Yani, kolay değil. Yani şu an Abdullah Avcı'nın gelmesi için Trabzonspor'un dinamiklerini, iç yapısını çok iyi bildiğim için ki bu şartlarda yani Erman Hocam tabii ki daha farklı bir açıdan baktı. Çok zordur. Bunu taraftarın kabul etme şansı zordur. Bu puan durumuna alıp da baktığın zaman gerçeklerle yüz yüze geldiğin zaman Trabzonspor taraftarı bunu kabul etmez. O net olarak. Çünkü geçen sene şampiyonluğu önemli ve süreci hep belli olan bir takımdır. Bunu kabul etmez. Bak Mehmet bir de şu var. Şimdi Abdullah Hoca yapı olarak her şeyi doğru konuşmalarına bakıyorum ben mesela. Yani her şeyi bir eleştiriyi de kabul etmiyor modunda gibi görüyorum. Her şeyi biliyor falan. İşte diyor ki o sahte bek onu kullandın. Sen de birileri diyor ki işte kopya çıkıyor. Sen de birinden gördün o sahte bek'i. Kimden gördün? Pep Guardiola'dan. Adam diyor ki yatayda 2, dikeyde 3 kişi oynayacak benim takımda. 4 tane bölge oluşturacağız diyor Guardiola. Hocam Beşiktaş'ta biliyorsunuz. Beşiktaş'ta. Şimdi bak. Hocam. Hayır Ender. Şimdi böyle bir ruh haline var. Bunu Abdullah Hoca'yı da bir de sevdiğim bir insandır. Şimdi Trabzon'da böyle hareket etmemesi gerekir. Niye biliyor musun? Futbol bir spor biliminden daha fazla bir insan bilimidir. İnsanı yönetmek daha önemli. Hele Trabzonspor gibi şehirde bir teknik adamlık yapıyorsan oradaki dinamikleri dediğin gibi Ali Kemal abi kulüp içinde çalışıyor. Çok orada değerli ben insanlar da var. Serdar abi var. Zaten burada da her insan yönetim. Her yerde. Ender. Bu işin bir numaralı Ender, kurulu tabii bu. Ki insanı yönetmek çok önemli. İki Abdullah Avcı esas bekleyecek oradaki sıkıntı o. Onu çok iyi basını, abi, her şeyi, futbolcuyu, eski oyuncuları hepsini çok doğru yönetmesi mi? Gerek. Kime? Maç İki sonrası. Hafta sonra Beşiktaş-Başakşehir maçı var. İki hafta tabii milli maçtan sonra. Milli maçtan sonra
orada da bir düğüm olabilir. Hocam Beşiktaş'ta. Hocam o düğüm nasıl çözülür? Bak Başakşehir. Sonra Fener. Bak Başakşehir, işte Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya. 4 maçı Beşiktaş'ın. Ya birçok takımda sıkıntı yani, var yani sadece. Hocam o 4 maçı beklerler. Başakşehir maçı baz alınmayabilir yani. Ama Sergen Hoca bekler mi? Niye öyle diyorsun? Ya şu görüntüye baktığın zaman ya Sergen Hoca hani dışarıdan hani biz Fatih Terim'i hep söylüyoruz ya hani şey diye yorulmuş ve Sergen Hoca'da da şey var. Hani o keyfi yok. O keyfi yok bir de yani. Fatih Hoca ile 20 yaş. Hani, Fatih Hoca kupalar kazanmış hocam, etmiş. Yani yaşlısı. Yani biri şu anki durumu söylüyorum. Ben biri hiçbir şey yaşamış, biri çok şey yaşamış kariyerinde. Şimdi Erman Hocam söyledi, ben de ona istinaden söyledim. Buyur hocam, dinliyorum. Şimdi Beşiktaş Başkanı çıkıyor maçtan bir gün evvel, biz şampiyon olacağız diyor. Evet. Sergen de diyor ki ya bu takımla şampiyonluk çok zor arkadaş diyor. Sen karşıdan bakıyorum, sen beni diyor ateşe atıyorsun diyor. Yani. Seyirciye diyor ki biz diyor şampiyon olacağız. O diyor ki bu kadroyla nasıl olacağım diyor. Sergen Hoca maçtan sonra diyor elimizdeki ne oyuncularla diyor? Devam edeceğiz. Bu diyor. Şimdi onun için diyorum ben, Başakşehir maçı var. Daha şimdi daha daha neler olacak. Ben aldım hocam. Türkiye Ligi hocam. Mehmet sana ya, bir şey hocam bu hafta 4 takım hocasız çıktı ya. Kasımpaşa'nın yoktu. Kayseri'nin yok. Kayseri'nin yok. Tam daha iyi. Ender daha ne istiyorsun? Başkan yönetici. Antalya'da hocası. Daha ne istiyorsun? Başkan yöneticiler işte. Takım yapıyor. Birbirleriyle yarışıyorlar karşılıklı. Sen mi iyi biliyorsun, ben mi? Ne güzel işte. Takımlar. Sen antrenörün itibarı bitti ülkede ya. İtibarı bitti. Yani böyle maalesef antrenörlük böyle mesleğin itibarını bitirdiler. Ya 3. lige yeni bir takım çıkıyor, ismini vermeyeyim. 160 tane. Antrenör oraya başvuruyor sezon başı 160 tane. 160. Şimdi bir arkadaşı istifa ediyor, öbür arkadaşı oraya gitmeye çalışıyor, öbürsü oraya gitmeye çalışıyor. 3 maç sonra o ayrılıyor. Nasıl başarı oluyor? Ya zaten eğrilti gibi, gelin gibi gidiyorsan bir yere, yani orada dik duramıyorsan, eğrilti duruyorsan, abi gitme oraya. Sağlam duracaksan orada, yani sağlam, istediğini yaptırabileceksen, oyuncular da personel dahil, işte bu takımın teknik adamı diyorsa tamam sıkıntı yok. Öbür türlü çalışanlar bile var ya frisbee gibi, tabağı önüne atarlar yemek yerken yemekte. Para kazanmak için gidiyorsun o zaman. Amacın yok. Oraya gidersen dik durmayacaksın. Şey soracağım. Kimin ne yaptığını herkes çalışan da biliyordur. Doğru. Kulüpte nasıl kadro eline verdikleri. Yalnız yerli antrenörler, yerli antrenörler dedik. Hani yabancılar gitsin misin diye ama yerli antrenörlere dönüldü de yerli antrenörler başarı gerekli mı? Çabaları göstermiyorlar abi. Baktığın zaman şöyle bir bakıyorum da tamam yabancı antrenör gitsin de yerli ne yapıyor abi? Yerli bana ne yapıyor abi? Ben yerliye bakıyorum. Gitsin. Yani, peki kalan? Sayabileceğin. Sen yani demek istiyorsun kendine yatırım yapıyor mu? Kendini geliştiriyor mu? Değil mi? Bunu söylüyorsun. Hocam, tabii. Onu söylüyorum. Senin söylüyorum. Maçtan sonra bugün. Evet. Abdülkadir'i linç ettiler. Trabzonspor taraftarları. Ömür'ü. Niye? Ya şimdi performansından dolayı. Düşük değil. Yani bundan önce de. Ve mesela bak dinle yani. Şimdi sakatlandı zaten. Yusuf Sarı'yı. Tabii yarın MR çekti. Yusuf sattı ama çok kötü oynadı. Hakikaten yerine Yusuf girdi. Yusuf'a olumlu Yusuf da şey şeyler var, eleştiriler var. O şehrin çocuğu bir, sana sordum. Bundan sonrası yani bu şehirde bu laflar edildikten sonra, insana o tepkileri gösterdikten sonra toparlanabilir mi? Onu tanıyorsan şöyle o karakteri. Bir şey var. Ya da Abdullah abiciye bir şey tavsiye eder misin? Şöyle söyleyeyim, ben hani takımda Abdülkadir Ömür'le de çalıştım. Hani onu da biliyorum, o çıkışını yakından takip ettim. Biliyorum. Çok iyi oyuncu. Çok beklenti zaten yüksek olduğu için yine milli takıma çağırmıştı. Çok beklenti yüksek olduğu için de o beklentilere şu an cevap veremiyor. Onda da tabii ki performans olarak çok büyük düşüklük var ama Trabzonspor taraftarı şu an tepki gösterir ama Trabzonspor taraftarı şunu biliyor. Abdülkadir Ömür bu takım için çok önemli bir oyuncu. Çok önemli bir değer. Eğer Avrupa'ya iki tane oyuncu satacaksan bir tanesi Abdülkadir Ömür'dür. Bir tanesi de kaleci Uğurcan'dır bakıldığı zaman şu an. Onun için de Trabzonspor taraftarı şu anki kızgınlıkla, sinirlen söylemiş olabilir. Sonrasında toparlayacaktır. Bir sıkıntı olmaz. Abdullah Avcı ile alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Rey Hocam biraz önce söyledi. Trabzonspor'un camiası, kulübü çok farklıdır. Çünkü Trabzon'da ne herkes, edersin, herkes ne futbolu bilir. Şu an doğru hamleleri yapmaz lazım. İlk önce bir sistem oturtacak. Ama Trabzonspor takımının sıralamadaki yerine baktığın zaman ilk önce tabii sistem... Abi en kolay şey 1-0 takımı yapmak. Abdullah Avcı çok rahat yapar 1-0 takımını. Bak yapabilir de şimdi onu yakalaması dönüyor. Şimdi bir oyuncu grubuna... O peki şehri mutlu eder mi sence? Ya şu an Trabzonspor yani taraftarı şunu söyleyeyim. 1-0 takımı şunu yapar Trabzon'un. Ya kısa vadede, evet. Kısa vadede ama ona ihtiyacı var Trabzonspor'un. Oyunu erteleyip skoru alıp aynen bir üst tarafa çıkması gerekiyor. Bunu
Yani en kısa vadede kazanacak. Bunu yapıp aynen. Bu arada her hafta oyunun düzenli üzerine koyacak. Yavaş yavaş koyacaksın. Bak, hayır hayır. Şehir ona katlanır mı 1-0 takımına? Katlanır. Şu an sen skor Trabzonspor yukarılara çıktığı sürece hem oyununu da zaten geliştirir. Özgüven gelir. Şu an Trabzonspor takımı da sıkıntı var. Bir de teknik adamsın. O krediyi verirler yani 1-0'larla en sancılı en derler ki yani ileride mutlaka oyuncu yani daha iyi olacak bu takım. Dışarıdaki yani hoca. Eğer Abdullah Avcı analitik düşünen bir teknik direktörse ki öyle olduğunu zannediyorum. 1-0 takımı yapacaktır. Hayır çok büyük şans. Bak Abdullah Avcı için de şu an çok büyük şans. Bir büyük takım çalıştıracak. Şu an sıralamaya bakmaya gerek yok. Bir büyük takım tabii. Şansı yine onun önüne geldi. Bir de kötü zamanda yakalıyor Trabzonspor'u. Yani ne kadar üzerine koysa çıkış başarılı olacak. Çıkış yaptırırsan senin de çok büyük şeyin artacak. Peki. Yani,